tedavi yöntemleri dediniz, ilaç kullanımı ya da cerrahi operasyon ameliyatı da var mıdır? Kesinlikle vardır. Cerrahi operasyonlar eğer hastalık mesane dediğimiz idrar kesesinin tamamına yayılmışsa, kas dokusuna da yayılmışsa cerrahi olarak idrar kesesi tamamen çıkarılır. Onun yerine şimdi yeni teknolojilerde yapay idrar kesesi yapılıp sanki hastanın kendi idrar kesesiymiş gibi işlem görecek şekilde cerrahi çok gelişmiştir. Sırf mesaneyle sınırlı olan hastalıklarda, ama bu mesanenin dışındaki lenf notlarını da artık içine almışsa, o zaman hastalara yapılan cerrahi yeterli olmaz. Onun üzerine kemoterapi ve radyoterapi eklenmesi şarttır diyebiliriz. Yani yapay idrar kesesi hastaya daha konforlu bir hayat sağlar. Ama bunun kararını cerrahın en doğru kararı üroloji doktoru, yani cerrahı karar verir. Hasta için bu uygunsa, yaşı, hastanın genel durumu, hastanın ek hastalıklarının olup olmamasıyla ilgili en doğru kararı cerrah verir. Eğer bu hastaya yapay mesane uygunsa yapay mesane ile hayatını idame ettirebilir diyebiliriz. Peki kişi böbrek hastası ise hocam? Hastanın böbrek hastasıysa işler daha yani hem mesane tümörü hem böbrek hastasıysa o zaman işleri biraz daha karışır. Çünkü böbrek hastalarının belli bir kapasite, böbrekleri belli bir kapasitenin altında çalışıyorsa hasta zaten diyalize girmesi gerekmektedir. Yine onun da kişiye göre tedavi dediğim budur. Hasta için en uygun olanı hangisidir? Biz şöyle düşünüyoruz, hastalığın en sıçrayıcı tipi hangi organdaysa direkt ona müdahale ediyoruz. Yavaş üreyen tümörlerden ziyade hızlı üreyen tümör, iki tümörü varsa hastanın vücudunda hızlı üreyen tümöre daha çabuk müdahale etmemiz gerekir. Çünkü başımıza daha büyük işler açabilir. Onun için bu kararı hekim kendisi verir. Böbrek hastalığı eğer kronik böbrek hastasıysa, yani diyaliz hastasıysa, bu hastalarda da maalesef tabii ki enfeksiyon riski çok daha yüksektir. O yüzden tedavi başarısı birazcık daha enfeksiyon, onun tedavi başarısını biraz daha düşürür. Ama olmayacak diye bir şey yok kesinlikle. Mutlaka tedavisi vardır ve en iyi, yani hasta için en iyisi, en konforlusu neyse ona göre tedavisi karar verilir diyebiliriz. Süleyman Hocam, birçok kanser türlerinde ya geçiyor, tekrar devam etmiyor hasta, evet. Belirtileri oluşmuyor. Ama bazı kanserlerde de süreç uzayabiliyor. Peki, kesinlikle. Mesane kanserine geldiğimiz zaman kişi tedavisini gördü, tekrar edebilir mi hastalık? Hastalığın tekrar etme riski her kanser türü için ilk 2 yıl çok önemlidir. İlk 2 yıl hastalığın tekrar etme riski çok yüksektir. O yüzden çok sıkı takipte olmak gerekir. Hekimle en az 2 ayda bir, 3 ayda bir düzenli kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Tedavisi bittikten sonra da. Bundan sonraki 5 yıl da bizim için çok önemlidir. Ama ilk 2 yıl çok daha önemli. Onu söyleyebiliriz. Nasıl dikkat edecek hastamız kendisine? Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Sigara dediniz. Evet, sigara. Sigara içiyorsa zaten bu teşhis konduktan sonra mutlaka sigarayı bırakması gerekir. Çünkü tekrar zemin hazırlar, enfeksiyon zeminini hazırlar, kanser oluşum riskini daha devam ettirir. O yüzden sigarayı mutlaka bırakması gerekmektedir. Onun haricinde de dikkatli, sağlıklı beslenmesi gerekir. Stresten uzak olması gerekir. Moralini yüksek tutması gerekir. Ve bu hastalıkla ben başaracağım, ben bu hastalığı halledeceğim diye kendi içinden bunu mutlaka söylemesi gerekir. Bunu yaşaması gerekir. Ama tabii ki hastanın yanında hasta yakınlarına da çok büyük bir iş düşüyor, evet, işte maalesef. En önemli konulardan birisi, evet, de bu. Hasta sadece, yakınları neler yapacaklar, nasıl dikkat edecekler? Hasta yakınları bir kere enfeksiyon açısından, gribal enfeksiyonlular varsa çevresinde onlar hastamızdan uzak olacaklar. Yani şu andaki bizlerin yaptığı gibi, evet, sosyal mesafeyi koruyacaklar. Sosyal mesafeyi koruyacaklar.
mutlaka hani ellerini düzenli bir şekilde yıkayacaklar, sabunlayacaklar. Çünkü enfeksiyon riski çok yüksektir. Neden? Kişi cerrahi olur, arkasından kemoterapi, arkasından radyoterapi de olursa vücudu zaten çok hassas olur. Yani çok yoğun bir tedaviden geçtiği için enfeksiyona açık hale gelebilir. Onun için de hasta yakınları biraz temizliğine çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bir. İkincisi, moralini yüksek tutması gerekmektedir. Hastalarımız, kanser hastaları genellikle kendilerini eve bağlayıp böyle dışarısa sosyal hayattan, dışarıdaki hayattan içeriye kendilerini kapatıp morali bozuk bir şekilde öyle devam etmek isterler. Bunu asla yapmayacaklar. Açık havada mutlaka yarım saat 40 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Bunu bütün hastalardan istiyorum, kanser hastalarından. O vücuttaki adrenalini noradrenaline çevirir ve hastanın stresini azaltır. Bu çok önemlidir. Bunun haricinde bir hobisi varsa, işte o kişi resim çiziyorsa, karikatür yapıyorsa, sesi iyiyse veyahut da işte güzel sanatlarla ilgili bir şeyi varsa, kendisine bunlara uğraşacak meşgalesi olması gerekiyor. Onun haricinde uykusuna çok dikkat edecek. Uyku bizim için çok önemli. Evet, uyku düzeni. Peki uyku düzenine nasıl dikkat edeceğiz? Bunu sadece kanser hastalarımız için değil, normal insanlar için de önemli. Bir kere uyumadan önce, yani hani uyku, belli bir uyku saati vardır. Ondan birkaç saat önce işte ıhlamurdu, melisa çayları, bitkisel çaylarla bir rahatlatması gerekiyor kendisini. Onu strese sokacak şeyler, kafasını kurcalayacak şeylerden uzak durması gerekiyor. Eğer bunları yapamazsa, hani bazen insanın aşamayacağı şeyler olabilir, o zaman mutlaka bir psikolojik destek alması gerekir ki en azından bu uzun yolu daha rahat bir şekilde atlatması adına psikolojik destek alması gerekir. Belki bir onu rahatlatıcı, hafif rahatlatıcı bir şeylerden destek alabilir. Bunun haricinde işte yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Besinleri, işte çok fazla konserve türü besinlerde, işlenmiş gıdalardan uzak durması gerekiyor. Konserveden uzak olacak, işte işlenmiş tür olan değil de daha çok sebze, taze sebze ve meyveleri tüketmesini, mevsiminde sebze ve meyveyi tüketmesini istiyoruz. Ve en az günde 8-10 bardak su içmesini istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bunları, mesane kanser için de mi önemli hocam? Bütün kanserler için söylüyorum. Mesane kanseri için eğer doktoru uygun görürse, doktorunun direktiflerinden kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Sıvı alımını kontrol etmesi gerekiyor. Mutlaka sıvısız kalmaması gerekiyor vücudunun.